Hint çıkarıyor Hazreti Hamza'nın ciğerini yiyor, ciğerini. Hazreti Vahşi tövbe ettiği zaman git sana baktıkça amcamı hatırlıyorum diyor. Sadece öldürdüğü için. Sizce ciğerini yiyen birini karşısına gördüğü zaman Aleyhisselam Efendimiz ne yapar? Yıllar sonra Hint yüzünde peçesi Efendimizin huzuruna geliyor. Diyor ki ey Muhammed ben Müslüman olmak istiyorum. Tamam diyor Efendimiz Aleyhisselam. Biat edecek. Beni herhalde tanımadın diyor. Yüzündeki peçeyi açıyor. Hamza'nın ciğerini yiyen Hint. Efendimiz Aleyhisselam şöyle bakıyor. Tanıdım diyor. Sen de hoş geldin. Ümitsizlik tembel adamların bahanesidir abi. O şeytanınız dahi biliyor ki tövbe etse onu affedebilecek bir Allah var. Bizden o Allah'tan ümidimizi kesmemizi bekleyemez. İşine baksın birader. Zor geliyor namaz, zor geliyor oruç, zor geliyor haramdan kaçınmak. Ben ümitsizliğe düştüm yapamıyorum benden adam olmuyor. Yalan söylüyorsun. Firavunu da affedecek bir Allah var. Allah'a da iftira atıyorsun birader. Bizi kaldıramayacak bir Allah mı var? Ömer'i Hazreti Ömer yapan bir Allah yok mu karşımızda? Hind'i Hazreti Hint yapan bir Allah yok mu karşımızda? Küçücük kuru tohumları koca çınar ağaçlarını haline getiren bir Allah yok mu karşımızda? Senin gibi benim gibi basit adamları da alır İslam davasına mücahit yapar ya. Bu kadar zor değil Allah için. Şimdi artık bir şeyler yapma zamanı abi. Bahaneniz yok. Başka kapı da yok. Eğer istediğini günahların içerisinde bulabilen bir adam varsa bu kardeşine danmasın. O günahın lezzetini bu kadar burada genç, yaz da geliyor, çırpınarak, buralarda bir şeyler yapmaya çalışarak derdi ne abi bu adamın? Sen bulduğun her şey gözün açık. O adam anlamamış mı yani? Ya bulamaz mı? Niye biliyor bu adam ya? Bilmiyor mu abi? Bilmiyor mu? Ama bir şeyler var. Bugün geçen bak kardeşlerle konuşuyoruz. Deseniz ki 50 yıl ömrüm var. Ne yaparsın? İşte dedi biri giderim, günah alırım, şunu yaparım, Taksim'e çıkarım, pavyonu. Dedim ben kardeş bilmiyorum. Tabii nefistir bu. Zorlanırım, imtihan olamam. Ben girmem dedim öyle günaha. Niye? Bak 50 yıl ömrüm var. Tövbe içinde fırsatım var. Niye? Abi o günahların arkasına çektiklerimi ben biliyorum. Zehirli bir bal gibi başta aldığım lezzetlerin arkasında çektiğim sancıları biliyorum. Ruhumda yaşadığım o bunalımları biliyorum. Cehenneme gitmeden burada nasıl cehennemi yaşadığımı tek başıma beraber gül eğlen takıl. Ama eve gittiğin zaman tek başına sancısını çek. Tak kulaklığı sokakta yürürken trip kolye bağla. Burada yüzümüz gülüyor erkek adamız. Vurdurmuyoruz işte erkekle toz kondurmuyoruz. Ama içeriden neler yaşadığımızı da çok iyi biliyoruz. Ben istemem abi bu kadar sancıyı niye çektireyim kendime? Bir lezzet veriyor 10-100 bin tokat vurur gibi hayatımızın zevklerini kaçırmıyor mu akıllan? Anlamadın mı hala? Kim doymuş? Kim tatmin olmuş abi? Başka kapı yok. Allah'a koşmak için başka kapı yok. Buralar şöyle, buralar böyle. İçerideki cemaat seni yıllarca çok mu iyi yere sürükledi? Burada ne gördünüz? En kötü vardır ayak kokusudur. Birbirimize ihtiyacımız var ama sadece buralarla olmaz. Senin de gayret etmen lazım. Bir şeyler yapman lazım. Namazlar noktasında gayret etmen lazım. Bir şeyler, namazlar, okumalar, bunca hakikat buradan giriyor, buradan çıkıyor değil mi? Buraya geldik hepimiz çok mübarek olduğumuzdan mı geldik? Ben söyleyeyim abi, dünyada çok yorulduğumuzdan geldik. Sen bilirsin, istersen git dene. Bak ama yorulursan, usanırsan, dayanamazsan bil ki bir kapın var. Ama arada da ölme ha. Zorlama var mı? Son bir sahabeden bahsedeyim, bitireyim. Amr İbn-i Matikerp. Ümitsizliğin merhemi gayrettir. Gayret eden adam çabuk sıyrılır o bataklığın içinde. Odanıza geçip kenara köşeyi olmayacak, yapamayacağım dediğiniz zaman aklınıza gelsin. Gayret edersen olur. Çabalarsan olur. İşte onu yapan adamlardan bir tanesi radıyallahu anh. 70-80 yaşında abi. Geliyor, biat ediyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Müslüman oluyor ve sonra kabilesine dönüyor. Kabilesi de çok soylu, kabilesinin de lideri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan içten içe bir valilik bekliyor. Yani bana da bir mevki versin diye istiyor. Efendimiz Aleyhisselam onu vermiyor. Hazreti Ebubekir zamanı oluyor. Müseyleme-i Kezzap diye yalancı bir adam çıkıyor ve Hazreti Ebubekir zamanında da bir makam alamadığı için Amr İbn-i Matikerp Müseyleme-i Kezzap'a tabi oluyor. Resulullah'a biat ettikten sonra yalancı peygambere biat ediyor. Niye? Çünkü Müseyleme ona o yörenin valiliğini, makamını vermiş. Nefis midir bu? Nefistir. Kanabilir mi insan? Kanabilir. Hazreti Ebubekir seferler düzenliyor yalancı peygamberin ordusunu bastırmak için. Gerçekten de bastırıyor. Amr İbn-i Matikerp'i de esir olarak alıyor. Amr İbn-i Matikerp'e tebliğ gittiği zaman diyor ki ben nasıl bir yanlış yaptım? Ben bu hatayı nasıl yaparım? Düştü ama kalkıyor. Ve diyor ki benim toparlanmam lazım. Ben madem Allah Resulüne tabi olduktan sonra düştüm, bu dünya bana bunu yaptı. O zaman bu dünyada rahat etmek bana haramdır. 80 yaşında geri İslamiyet'e giriyor ve 11 sene at sırtından iniyor. Bir sefer düzenleniyor. Hemen duyuyor. Biniyor atına Hazreti Ebubekir zamanında. Diyorlar ki bu kim? Özür diliyorum, Hazreti Ömer olması lazım. Hazreti Ömer zamanı. Diyor bu kim ya? Yara yara gidiyor böyle. Abi 80-90 yaşında. Ama gayretli.
düşmüş, bahanesi yok, yeis yok, ümitsizlik yok. Böyle bir Allah'ın karşısında yeis olamaz. Bahane bu. Tembel adamların işi, korkak adamların işi, alçak adamların işi abi. Allah'a iftira atan adamların işi. İstediğiniz yerden toplayın, bölün, çarpın. Ve diyorlar ki bu kim ya böyle? O diyor Ömer, habere gidiyor, o diyor Arap'ın cengaveridir. 80-90 yaşında yara yara müşrik ordusunu giden bir adam. Düştü mü? Nasıl düştü? İslam'dan çıkacak kadar düştü. Kalktı mı? Nasıl kalktı? Şimdi sen de kalk abi. Bahanen yok. Tembelim, istemiyorum de, boşuna ümitsizliğe kapılmanın bahanesini örtmeye çalışma. Madem Allah var, o halde... Güzel. Rabbim bizi Allah'a iftira atanlardan etmesin. Yapabilir misiniz? Yapabilir misiniz? İşinize gelirse yaparsınız. Haftanın diğer günleri de gelin mutlaka. Allah razı olsun. El Fatiha.